Selamlar. Bugün neredeyiz? JBR Beach'teyiz. Dubai'deyiz. Gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl. Tam böyle akşam üzerindeyiz. O yüzden bir tık daha insanların toplandığı bir saat diyebiliriz biz. Dubai'ye geldiyseniz aslında dil okulundan sonra gelip burada sahilde dolaşabilirsiniz. Kesinlikle. Ortamın tadını da çıkarabilirsiniz. Peki şimdi benim sorum şu. Burada dil eğitimini tercih etmiş olan Başak bulduğum için şunu soracağım. Dinliyorum. 2023'te evet. Dil öğrenmek için neler yapabiliriz? Bence şöyle, yabancı dil konuşulan bir ülkeye gidilebilir. Çünkü bence dil sadece bir sınıfta gramer kurallarını öğrenip bir iki saat speaking yapılarak öğrenilecek bir şey değil. Özellikle belli bir yaşı geçtiyseniz bence yurt dışını tercih edebilirsiniz, bir düşünebilir. Onun dışında Dubai de gayet özellikle Türk gençler için bence oldukça iyi bir seçenek olabilir her açıdan. Çok uzak da değil buraya. Saat farkı da zaten bir saat. Bir saat sadece, evet. Onun dışında burada edineceğiniz birçok yabancı arkadaşınız olacaktır. Sürekli İngilizceye maruz kalacaksınız. Burayı tercih edebilirsiniz bence. Evet, bence de aslında 2023'te dil öğrenmek için o dilin konuşulduğu bir ülkeye gitmek gerçekten kesinlikle çok önemli. Ama buna ek olarak da şunun olduğunu düşünüyorum ben. Yani evde podcast bile yapabilir insanlar. İşte mesela Spotify'ınız vardır. Yolda gideceksiniz, geleceksiniz. Sürekli böyle zamandan kaybetmek istemiyorsunuz ve vakit size dar mı geliyor? Birazcık da ayağınızı suya sokmadan hareket mi etmek istiyorsunuz? Yolda gidip gelirken bile Spotify'dan hayal listesini yazdığınız zaman birçok dinleme şeyleri bulabilir. Çok kaynak var gerçekten. YouTube'da yine ücretsiz çok fazla sayıda kaynak var. Veya kitap alabilirsiniz. ODTÜ'nün yani Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin hazırlık eğitiminde verilen kitaplar More to Read ve Read at Work var. Ben kesinlikle öğrencilere bunu tavsiye ediyorum. Daha önce eminim sana da tavsiye etmişimdir. Muhakkak etmişim. Ben unutmuş olabilirim ama. Yani More to Read ve Read at Work zaten reading için çok önemli kitap. Biri ve ikisi var. Bunun dışında tabii ki hani ya bunlar biraz daha sizin bireysel çaba sarf etmeniz gereken şeyler. Özel kelime çalışabilirsiniz, kelime kutuları var, kelime şeyleri var. Ama dil bence de biraz daha böyle kendinizi zorlayarak gelişiyor. Aslında her şey kendinizi zorlayarak kesinlikle gelişiyor. Şöyle bir de şimdi mesela şu şekilde de çalışan birçok insan var. Kelime defteri tutuluyor. Yaklaşık günde 20-30 tane kelime yazılıyor. Ama o kelimeler gerçekten unutuluyor. Onun akılda kalması için bir şekilde bence kullanılması gerekiyor. Herhangi bir sırada biriyle iletişim kurarken bir şekilde o kelimeyi kullanmış olmak gerekiyor. Aksi takdirde okulda öğrenilen dersler gibi unutulduğunu düşünüyorum. Evet, burada sadece dil okuluna gelerek de bu arada İngilizce öğrenilmez. Yani kesinlikle yurt dışında gelinmez. Dil okuluna geleyim ve bütün İngilizceyi halledeyim çok doğru bir mantık olmayacak. Okul dışında sahile gelmeniz, yüzmeniz, denizin tadını çıkarmanız ve uluslararası arkadaşlarınızla buranın tadını çıkarıyor olmanız gerekiyor. Çünkü uluslararası insanlarla muhatap olmadığınız zaman, hani onların iletişimini görmediğiniz zaman hakikaten hani zorunda da kalmıyorsunuz ki aslında. Gerçekten öyle. Ve benim verebileceğim bir tavsiye de, bunu bana hocamız söylemişti. Herkese iç sesinizin dilini değiştirin demişti. Yani hani daha basit cümleler dahi olsa İngilizce düşünmeye çalışın. Hani bir yerden sonra bilinçaltını isterseniz kendiliğinden buna geçeceğini söylemişti hocamız. Evet ya, bu uykusunda rüyamda bile İngilizce gördüm demek aslında yalan değil. Yani hakikaten insan sürekli mesela aynada İngilizce konuşun. Aynada pratik yapmak, ayna karşısında işte İngilizce konuşmaya çalışmak da bence çok önemli. Günlük tutmak falan da. Tutuyor musun peki? Yok. Nasıl biliyorum Maşa. Neyse ben belki başlar. Ya şöyle, ben de ilk yurt dışına çıktığımda günlük tutacağım ve aklımda kalsın istiyorum her şey demiştim. Tabii ben 16 yaşında çıkan bir çocuk olduğum için bebek gibi her şeye şey yazmıştım işte. Bugün yalnız başıma şuraya gittim. Birazcık korktum. Ama falan yazdım. Sürekli tek kullandığım kelime afraid. Her şey afraid. Anlıyorum ben. Yani yurt dışına gittiğiniz zaman aslında herkes kaç yaşında olursanız olun bebek gibi oluyorsunuz. Ve her şeyden biraz Allah'ım her şey çok büyük, çok korkunç, çok garip falan. Gerçekten öyle oluyor. Her şeyden korkmuşum yani, böyle şeylere bakıyorum. Oradan kork, buradan kork. Sonra mesela kendi kendime gelmişim. Sonra da cümlelerin sonunda hope tomorrow will be great falan yazmış.
Ertesi gün için de umutlu bir şekilde gece kapatıyorum günlüğü. Böyle bir şey. Evet ya, aslında bence yurt dışında olmak çok keyifli. Ve yurt dışında böyle programlara katıldığımız zaman, dil öğrenmeye başladığımız zaman inanılmaz eğleniyorsunuz. Ama ben Dubai'yi ekstra beğendim. Onu söyleyebilirim. Ben çünkü başka bir ülke yok yani. Hem denize girin hem gökdelenlerde takılın. Ya şöyle, bir de sürekli sıcak hava, işte kış mevsiminde bile. Bence güzel ya. Eğlenceli. Yapılacak gerçekten çok fazla aktivite var. Şöyle isterseniz kayak, buz patin falan. Şu an bunları da yapabilirsiniz. Kış sporlarını seviyorsanız onun için de birçok alternatif var. Fiyatının da göreceğine uygun fiyatlı olduğunu söyleyebilirim. Ha bu arada mesela Türkiye'de dil öğrenmenin maliyetlerine göre de buradaki dil öğrenmenin maliyetleri oldukça avantajlı oluyor. Çünkü dil okuluna, yani araştırmalar bize şunu söylüyor aslında. Kendi ülkenizde İngilizceyi öğrenebileceğiniz bir progress var ve İngilizceye vermeniz, adamanız gereken bir süreç var. Şimdi kendi ülkenizde 8 ay gibi bir sürede öğrenebileceğiniz dili aslında burada 1 ayda kapatabiliyorsunuz. Kesinlikle. Ve şöyle birkaç hafta içerisinde bile ben bir şeylerin öğrenildiğini düşünüyorum açıkçası. Kendi ilk günümdeki yabancı insanlara kendimi ifade etme şeklinde şu anki arasında gerçekten ciddi fark olduğunu düşünüyorum. Aslında çok kısa bir süre geçti ama böyle. Ya şöyle, senin şimdi mesela uluslararası arkadaşların da oldu ya, o yüzden bence farklılık olmuştur diye sanırım. Artık yani herkesin yeteri kadar Türk arkadaşı vardır diye düşünüyorum. Yani farklı niteliklere açık olmalıyız arkadaşlar.